Magazin'de programı olarak neredeyiz bugün? İskenderun'dayız. Vatan Şaşmaz muhabir olduğu Tuğba Altıntop magazinde için özel mini bir defile yaptı. İki sempatik ünlünün hatay çıkarması sadece magazinde de. Şimdi ben hayalinde kadını nasıl giydirsem ne olsa dedim ama zaten birebir budur. .com Tuba'cığım, doğru seçim oldu mu? Kesinlikle. Wow. Akdeniz'in incisi Hatay'da sempatik sunucu Vatan Şaşmaz ve güzel manken Tuğba Altıntop'la hoş vakit geçirmeye ne dersiniz? Vatan Bey ve Tuğba Hanım'la buluşmadan önce şehir merkezine canlılık katan Asi Nehri'nin eşsiz güzelliğine kapılalım. Şehir merkezi gibi Hatay'ın kapalı çarşısı da oldukça kalabalık. Hataylılar ihtiyaçlarını satın alma, şehri gezmeye gelen turistlerse hediyelik eşya beğenme telaşında olsa gerek adımlarını hızlı hızlı atıyorlar tarihi çarşıda. Hatay'ı kısa sürede gezdikten sonra İskenderun'daki bir alışveriş merkezinde Vatan Şaşmaz'la buluşuyoruz. Vatan Bey kapıyor mikrofonumuzu ve yakın arkadaşı Tuğba Altıntop'u selamlarken hoş bir anons yapıyor. Ne de olsa işinin ehli. Merhaba sevgili izleyiciler. Magazin'de programı olarak neredeyiz bugün? İskenderun'dayız. İskenderun'da bir bayan mağazasına ani bir baskın yaptık. Çünkü burada ünlü top model, evet İngilizcesini söyledim, top model Tuğba Altıntop var efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Siz efendim. Sağolunuz. Vatan Şaşmaz Tuğba Altıntop'un kıyafetini beğeniyor beğenmesine ama hanımefendiye mini bir defile yaptırmayı da kafasına koyuyor. Şimdi ben hayalinde kadını nasıl giydirsem ne olsa dedim ama zaten birebir budur. .com Fakat acaba seni böyle bir dönem dizisinde ki makyajın da ona çok müsait oynasaydın nasıl acaba bir şeyler seçerdik? Mesela özellikle şu arkadaki bir... Gördüğünüz gibi Vatan Bey'in kolaylıkla ikna ettiği Tuğba Altıntop kıyafetini değiştirip dizüstü uçuk pembe bir elbiseyle geliyor yanımıza. Doğrusu Tuğba Hanım'a bu renk çok yakışmış. Ne diyorsun Tuğba'cığım, doğru seçim oldu mu? Kesinlikle, hem saç rengim olsun hem ten rengim olsun. Bu yazın trendleri somon, böyle pastel renkleri. Ama ayakkabıyla birlikte bir kombin yaptık arkadaşlarla. Gerçekten de çok şık oldu. Vatan Şaşmaz bu kez Tuğba Hanım için hafta sonu tercih edeceği rahat bir kıyafet beğeniyor. Ama güzel mankenin gözüne başka bir model takılmış hani. Böyle hafta sonları gün içerisinde giyeceğim bir kıyafet olarak düşündük. Şöyle bir takım takıyla beraber sen bir kendine yakıştırır mısın? Kesinlikle yakıştırırım. Bak benim aklımdan bir şey geçti. Biraz seni cezbedebilmek adına. Evet. Siyahlı bir şey var, ceket gibi bir şey var, gördün mü? Wow. Onu ben hemen giyip gelmek istiyorum. Peki. Tuğba Altıntop'u sabırsızlıkla bekleyen Vatan Şaşmaz belki de tüm erkeklerin ortak sıkıntısını dile getiriyor. Sevgili izleyiciler, her zaman olduğu gibi bayanları bekliyoruz. Makyaj yaparken bekliyoruz, kıyafet giyerken bekliyoruz. Ama ne oluyor? Günün sonunda galiba beklediğimize değiyor. Vatan Bey, Tuğba Altıntop'un giyeceği kıyafeti sabırsızlıkla beklediğini söylüyor. Son hazırlıklar bitmek üzere. Tuğba'yı yaklaşık 4 kişi giydiriyor. Bu... nasıl bir kıyafet az sonra göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Tuğba Altıntop güzelliğine güzellik katan siyah elbisesiyle uyumlu takılarıyla Vatan Şaşmaz'ın büyük beğenisini kazanıyor. Öyle ki yılların sunucusunun kelimeleri sıralarken dili sürçüyor. Wow. Beklediğimize değdi diyebiliriz. Evet, Tuğba'nın bu kıyafetiyle trench coat'u bir elbise gibi kombinleyip hayal gücünün sınır tanımadığını eşe dosta gösteriyor adeta. Pardüse elbisesi değil mi? Aslında evet, bu trench coat fakat şu anda sadece bluz ve trench coat'la ben kombinlerim. Elbise olarak. Gibi. Evet, elbise gibi düşündüm. Müthiş. Çektikten sonra gerçekten çok şık bir hava katacağım. Evet. Alışveriş merkezinde düzenlenen defilede ise Tuğba Altıntop klasik ve sportif dokunuşları buluşturduğu rahat bir kıyafetle podyumda arz-ı endam ediyor. Henüz ilkbahardayız. Yani hava durumuna pek aldanmamak gerek. İşte podyumda iki mankenin sergilediği kıyafetler öğlen ve akşam saatleri için ayrı ayrı düşünülmüş sanki. Your heart.
Vatan Şaşmaz da etkinlikte sunuculuğun yanında eski mesleği mankenliği özlemiş olacak ki podyumda yürürken gülücükler saçıyor etrafına. İskenderun'daki defilenin finalinde o hoş görüntüler var.